Akçadan Genç'e hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi öncelik Cine Beyler ve sonra da bayanlar. Gelip bu tabureye oturacak olan seçiciye ulaşabilmek için sağlam bir performans gösterecekler. Ve biz de program boyunca Sinem'le birlikte onlara elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Sinem. Bu bayların hepsi çok sabırsız. Bir an önce yarışmak istiyorlar bence. Hazır mısınız? İşte beyefendilerden icazeti aldıktan hemen sonra Sinem, az önce aktardığım gibi öncelikle beyler yarışacaklar ve bu beylerin gösterindeki stickerlarda ne var ne yok onlarla ilgili hemen informasyon verecek Sinem ve ben de seçicimizi getirmek üzere şimdilik yok oluyorum Sinem. Yarışmacılarımıza daha önce sorduğumuz sorunun cevabı işte bu stickerların üzerinde yazılı. Ve aynı soruyu seçicimize de sorduk. Cevabı doğru olanlar yarışmaya devam edebilecekler ama yanlış olanlar bay bay. Ve güzel seçicimiz geliyor. İşte Buket geliyor. Hızla Buket'i yerine alıyoruz. Ve taburesine oturtuyoruz. Biraz daha çabuk Buket. Artık o maskeyi çıkart, onunla ilgili herhangi bir işimiz kalmadı. Çıkart fırlatat onu. Ah işte böyle. At. Elinde tutma onu Buket. Pekala. Hemen arkadaki bu birbirinden heyecanlı ve azgın boğa endamlı beylere sıcak bir merhaba yolluyorsun ve işe başlıyoruz. Merhaba, ben Buket. Buket, hemen sana soru kartını teslim ediyorum ve kendini bize kısaca tanıtıyorsun. Ben Buket, 78'liyim. Zeytinburnu'da oturuyorum. Hepsi bu kadar. Buket, Zeytinburnu'ndan buraya kadar gelmiş beyler. Sizler için son derece sus pus bir hanımefendi ama bunu çözmek zorundayız. Buket, program boyunca arkamdaki panoyu görüyorsun. 6 aylık kategoride sorular var ve birazdan kutular senin seçimlerinde birer ikişer açılacak ama erkekler beşer onar elenecekler ve onlar önünden hızla geçerken bu erkeklerden birisine ikinci bir şans vermek istersen, yüreğinde bir yer edecek olursa bu anahtarı onun eline tutuşturuyorsun, işaret ediyoruz. Hazır mıyız şimdi? Hazırsan işte kategoriler. Yemek, aşk, yaş, saç, spor, hobi. Hangisiyle başlayalım? Spor. Bakalım ne tür bir spor dalı var? Havalı sporlar mı, dalgalı sporlar mı? Hangisi kalsın, hangisi gitsin? Dalgalı sporlar kalsın, havalı sporlar... Dalgalılar kalıyor, havalılar hızla gidiyor. Dalgalılar kalıyor. Havalılar hızla gidiyor. Havalılar bay bay. Havalılar hızla gidiyor beyler. Çok üzgünüz, birazcık havanız söndü ama... Biraz daha çabuk beyler, ruhumuzu teslim ettik. Nihayet. İşte böylelikle bütün program ekibi Bağkur'dan emekli olmadan erkeklerin ilk etabı elendi. Ve şimdi tekrar dönüyorum. Hala arkada elenmesi gereken yoğun bir kalabalık var. Şimdi hangi kategoriyle devam edelim? Saç. Pekala. New Age saçlar mı, bir numara saçlar mı? Getirin yazarı saçını başını yolacağım. Hangisi kalsın, hangisi? New Age saçlar kalsın, bir numara. New Age'ler kalıyor, bir numaralar hızla gidiyor. New Age kalıyor. Bir numaralar hızla gidiyor beyler, çabuk olun biraz. Hiç mi bir numara yok arkada? İşte bir numaralar da geçiyor. Böylelikle bir numaraları da yolladık Buket. Bir numaraları da yolladık. Aslında burası aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi. Bazı deliler de geldi geçti önünden gördüm ve böylelikle iki kutu açıldıktan sonra arkaya doğru bakıyorum, dönüyorum Sinem'e. Sinem, kaç kişi var şu anda arkada? Tam 9 kişi var. Bayağı kalabalıklar. Tam 9 beyefendi, son derece bereketli Buket ve şimdi bu 9 beyefendiyi kendi ses ve mesajlarından bir bir tanıtıyor bize Sinem. Bir numara. Kendini tanıtıyorsun ve güzelimize bir mesaj yolluyorsun. Alparslan Keskin. Senin olmak istiyorum dedi. Otur bakalım. İki numara. Erkan Özçelik'in inşallah bir seçeceğiz.
Efendim ben bile anlayamadım. İnşallah beni seçersin. İnşallah seni seçer. 3 numara. Benim adım Kaan Erdem. Beni seçersen seni çok seveceğim. Güzel. 4 numara. Merhaba ben Hıdır. Beni seçmelisin. Otur, oturuyorsun Hıdır. 5 numara. Hakan Gürsulu seni almaya geldim. Almaya geldim seni. 6 numara. Adım Erbil. Çok güzel bir gece olacak. Emin misin? Çok eminim. 7 numara. Fatih. Benim adım Fatih. Sen beni almana gerek yok. Ben zaten geleceğim. Güzel. 8 numara. Adım Serdar. Seni alacağım. Çok emin kendinden. Ve 9 numara. Adım Erkan İnci. Seninle güzel günler yaşayabileceğiz. İşte ne demişler, insan özellikle de biz erkekler hayal ettiğimiz süreci yaşarız. Buket, isimleri duydun, mesajları duydun. Hangileri aklında kaldı, bir fil hafızasına sahip misin, değil misin bilemiyorum ama ilk olarak bir finalist numarası seçeceksin ve işe başlayacağız. Kaç numarayı yazdın? 3 numara. 3 numara. 3 numara hız ayağa kalktı. Öne doğru geldi. Pek de beyefendi, pek de masumane maşallah. Hemen sorusu geliyor Buket, evet. Sence ideal erkek tipim nedir? Sence ideal erkek tipi? Bence dürüst olmasıdır. Sana karşı. Alkışlıyoruz. Ne diyorsunuz, Woman in Black kalıyor mu, gidiyor mu? Kalsın. Kalsın pekala. Kalsın, bravo. Hız arkaya doğru gidiyor bu beyefendi. Ve böylelikle ilk finalistimiz Cepti Buket. Şimdi kaç numarayla devam ediyoruz? 6. 6 numara. 6 numara. 6 numara ayağa kalktı. Çivit mavisi kazaklı bu beyefendiyle ilgili bir ipucu vereyim sana. Anahtarı senden alan beyefendi. İşte sorusu geliyor 6 numara. Bir centilmen kendini nasıl belli eder? Bence bir centilmen çok iyi belli eder. Şöyle belli eder. Tabii. Güzel belli eder. Yazık. Diri işte. Öyle falan diye. Kalsın mı gitsin? Kalsın. Harbi. Açıkçası Buket, endamına bakıp da bu hanımefendi müşkül pesenttir demiştim yarışma öncesinde ama maalesef beni yalan çıkardın. Şimdi bu iki beyefendiyi arkaya yolladık. İki finalistimiz var büyük final için. Tabii ki üçüncü bir finaliste daha ihtiyacımız var. Hiçbir beyefendi elemedin, hiçbirisinin kalbini kırmadın ve şu anda arkaya dönüyorum Sinem'i. Sinem kaç kişi var arkada? Bakıyorum. Tam 8. Ne? 7 kişi. 7 kişi var arkada. Evet, yedi, ve arkadaki yedi. Bu 7 beyefendiye şimdi Buket ortak bir soru soracaksın. Ortak sorunun akabinde bu 7 erkek ya sağlam bir performans gösterip ter akıtacaklar ya da bir cevap verecekler. 7 beyefendi hızla ayağa kalkıyorlar. Ve işte ortak sorunuz geliyor Buket'ten. Dikkatle dinliyoruz Buket'i ve tek tek cevaplandıracaksınız. Evet Buket. Evimin duvarına ne yazmak istersin? Seninle olmak isterim. İki numara. Evinin duvarına ne yazmak istersin? Düşün biraz istersen. Çok az ama. Kızım aklıma geldi. Allah. Hadi. Geçelim. Hemen geçelim. Üç numara. Buraya çöp döken eşektir. Dört numara. Bu sevda bitmez. Beş numara. Buraya çöp dökmeyen eşektir. Altı numara. Seni seviyorum. Yedi numara. Aşkı ben yaratmadım ki çilesini ben çekeyim derim. Bu keyfi hiç umursamadan diye dinledim bütün cevapları. Bu 7 beyefendiden birisi kalacak. Diğerleri mutsuz çoğunluğa arkaya karışacak. İyi ama hangisi? Kaç numara kalsın, hangileri gitsin? 3. 3 numara kalıyor. 3 numara kalıyor. Ve diğerleri hızla giriyor. Bay bay.
Ve işte böylelikle üç finalistimiz açılan kutular, sorulan sorular sonrasında etap etap ilerledik ve step by step ilerledi Buket. İşte belli oldu. Kesin olana ki büyük finalde inanılmaz bir soğan kokusu olacak. Olsun, katlanacağız. Sırada büyük final. Büyük final. İşte çöp çatan geçti. Geldik Buket'le birlikte büyük finale. Buket ard arda soruları sordun, kutular açıldı, ortak soru vesaire vesaire. Şu anda arkanda 3 beyefendi var. Gel seninle bir kumar oynayalım. Sence 1 mi 2 mi 3 mü? Hangisi kazanacak? Kisi kabel vuku? 2. 2. Neden 2? Öylesinin içine doğdu. Pekala, arkada sana ulaşabilmek için can hıraş bir mücadele verecek olan 3 beyefendi hazırlar. Şimdi onları rumuzlarından bir bir tanıtıyorsun Sinem. Bir numarada ideal erkek nasıl olur sorusuna cevabıyla, dürüst olur cevabıyla yanıt verdi. İdeal erkek. İki numarada bir centilmen nasıl olur sorusuna güzel olur, iyi olur, fena olmaz dedi. Yani böyle. Üç numara. Üç numara duvarına yazı yazarsa ne yazarmış? Kendi söylesin onu. Buraya çöp döken eşektir. Buraya çöp döken eşektir. İşte böylelikle 3 beyefendiyle rumuzlarından öncelikle Buket ve sonra da bizler hatırlamış olduk. Buket'e dönüyorum. Buket hazırsın. Panolarına sıkı sarıl. Beyler hazır mıyız? Hazırız. Eyvallah. İşte. İşte ilk soruyla vakit kaybetmeden başlıyoruz. Sırayla yüksek sesle cevap veriyorsunuz. Arkadaki arkadaşlar müdahale etmiyorlar tabii ki. Sizce en sevdiği içecek hangisi? Kola mı, ayran mı? Ayran. Ayran. Kola. Hızla Buket. Ayran. Ayran. Fırlatıp atıyorsun panoyu Buket. Yüksek sesle tekrar ediyorsun cevaplarını, unutma lütfen. Peki. Binicilik sporuyla son derece ilgili bir hanımefendi Buket. Peki acaba en çok hangi tür atlardan hoşlanıyor? İngiliz atı mı, Arap atı mı? Arap. İngiliz. Arap. Arap atı, evet. Bir adım ilerliyor Arap atı diyen beyler ve hızla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ekonomimiz malum, güneş tanerin kulakları çınlasın. İşte yatırımını neye yapıyor acaba Buket? Amerikan dolarına mı, altına mı? Amerikan doları. Altın. Amerikan doları. Amerikan doları. Sizce hobi olarak neyle ilgileniyor? Maketle mi, astrolojiyle mi? Maket. Maket. Astroloji. Astroloji. Bir adım öne geliyor bu 3. numaralı beyefendi. Beyefendi, ayakkabılarınızı giyseniz biz de mutlu insanlar olsak ama mümkün değil gibi. Pekala. Devam ediyoruz. En sevdiği renk nedir sizce erkeklerde atlet olarak? Cam göbeği mi, civciv sarısı mı? Civciv sarısı. Civciv sarısı. Civciv sarısı. Civciv sarısı. Bravo. Şimdi şöyle bir son duruma bakıyoruz. 1 ve 3 numaranın 1... 2 numaranın ise 3 kare var daire içine girmesine. Bu soruyla her şey değişebilir. 2 numara üzülme. Sen de eşitlenebilirsin. Her şey mümkün. Burada bir alacakaranlık kuşağı söz konusu. Sizce çocukluğundan beri evlilik deyince aklına ne gelir? Pembe panjurlu ev mi yoksa çocuklar mı? Pembe panjurlu ev. Çocuklar. Çocuklar. Pembe panjurlu ev. Bravo. İşte daire içine 1 numara girdi. Buket, hemen alıyorum panolarını. Fırlatıyorum arkaya. Yavaş yavaş geliyorsun. Sırt sırta veriyorsunuz. Buket, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Boyu boyuna değil. Huyu huyuna mı bilemem. Ama en azından çocuklarınız sakat doğmayacak. Hazır mıyız beyler? Yani 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Thank you.
Hırsa, Hırsa Sinem koltuklarını alıyor. Buket ve bir numaralı finalisti. İşte böylelikle Buket doğru erkeğini mi yanlış mı bilemiyorum ama en azından erkeğine kavuştu. Kızlar hazırlar arkada. Sinem onlara moral vermeye başladı. Bu kızların ulaşmak için çabalayacağı erkek acaba ne menen bir şey? Birazdan öğreneceğiz Sinem. Börekler hazır mısınız? Bu ne biçim hazırlık böyle? Hazır mısınız? Fıstıklar hazır mısınız? O zaman yakışıklı seçiciniz geliyor. İşte Timur geliyor. Timur'u hızla eline alıyoruz. Hemen oturuyorsun Timur. Şu maskeni de çıkart artık. Rahatlayalım, yüzünü görelim. At onu, fırlat onunla, işimiz kalmadı. Ve biraz önce üstün körü görebildiğin arkadaki hoş kızlara en az onlar kadar hoş ve sıcak bir merhaba yolluyorsun. Merhabalar kızlar. Timur, hemen sana soru kartını teslim ediyorum ve kendini bize kısaca tanıtıyorsun. Adım Timur. İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Timur henüz çöp çatan genç, RDS'li bir program değil. Radyolarda yok. Altyazıyla da yayınlayamıyoruz. O yüzden biraz daha seçilebilir ve yüksek ses istiyorum senden. Arkamdaki panoyu görüyorsun. 6 ayrı kategoride sorular var. Birazdan kutular açılacak ve kızlar hızla geçip girecekler. Bu kızlardan bir tanesi yüreğinde bir yer edecek olursa, bu kızı elediğim için ne kadar da Mongolum diyecek olursan Mongolluktan kurtuluyorsun. Bu anahtarı veririz. Hazır mısın şimdi? Hazırım. İşte kategoriler: yaş, hobi, aşk, müzik, boy, saç. Hangisi? Yaş. Yaş. Bakalım ne tür yaşlar var? Kemal Ermiş yaşlar mı yoksa Tiki, Teenage, Berke yaşlar mı? Hangisi kalsın, hangisiniz? Berke. Berkeler yaşlar. Hızla gidiyor ve Kemaller kalıyor. Berkeler hızla Berkeler, gidiyor. Berkeler bay bay. Kemaller kalıyor. Berkeler hızla bay bay. Hızla hanımlar. Biraz daha hızlı. Ve Timur, ikinci bir kutu açmamıza gerek yok. Zira arkada yeterli azınlığa sahibiz gibi 9 kişi var. Sinem'e dönüyoruz. Sinem hemen 9 kişi olduğunu belirtti ve işte şimdi bu 9 hanımefendiyi de hızla eriteceğiz. Gönül ister ki hepsiyle birer gün çık ama mümkün değil. Hemen bu 9 hanımefendiyi ses ve mesajlarından tanıtıyorsun Sinem. Duydun güzelim, ses ve mesaj istendi bizden. Eğer şansın varsa beni seçersin. Duyamadı galiba ama. Eğer şansın varsa beni seçersin. Bir numaraydı. Şimdi 2 numara. Acayip kuru. Mesaj? Yok, tamam. 3 numara. Ebru. Mesaj? Şans mı? Efendim? Şans mı? Efendim? Bilemiyorum hiçbir şey. Bilemiyorsun. Peki sen de otur bakalım. 4 numara. Aydın. Aa, inanamıyorum, buradaki kızların hepsi. Senin için buradayım. Ha, tamam ya. 5 numara. Aslı. Mesaj. Beni seçersen mutlu olursun. Çok güzel. Ben de. Ay ne var ne? Ben Müberra. Eğlenmeye geldim. 6 numara. Ben Sinem. Şansın varsa beni seçersin. İnşallah. 7 numara. Merhaba, ben Elif. Şanslı olan kazansın. 8 numara. Ben Afrodit'im. Benimle tanışmak ister misin? Sinemciğim, bir de 9 numara var arkada. Şu cam göbeği hanımefendiyle tanıtalım. Evet, onu unuttum. Gereksiz hemen aradan mesaj vermek istedi. Var mı söylemek istediğin? Hayran olduğun için gelmişsin Burak'a galiba. Evet, Burak için buradayım. Bekliyorum seni Burak. Eyvah eyvah eyvah.
İşte 9 hanımefendiyi hızla mesajlarından, isimlerinden tanıdık. Sesler hoştur, seksapel dozu maksimumdur ama yanıltıcı olabilir. Her neyse Timur, hemen birden 9'a kadar bir finalist numarası söylüyoruz. 6 numara. 6 numara. 6 numara. 6 numara hızla ayağa kalkıyor ve işte öne doğru geliyor. Hemen Timur sorusunu soruyorsun 6 numara. Sorum geliyor. Bir erkeği nasıl etkilersin? Hadi beni de etkile. Bir erkeği nasıl etkilersin? Hadi beni de etkile diyor sana. Gözlerine bakarım. Kısa, öz, sağlam bir cevap gibi ama beni etkilemiş olmayayım. Seçim senin. Kalsın mı gitsin mi? Kalsın. 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 Hız arkaya gidiyor bu hanımefendi. Hemen dönüyorum Timur'a. Timur biraz daha dik otur yahu. Boynu bükükler gibisin. Pekala, şimdi kaç numara gelsin? 4 numara. 4 numara. 4. 4 numara hız ayağa kalktı. Anahtarı verdiğin hanımefendi. Hemen sorusu geliyor. Sorum geliyor. Sence ben hangi burçtan bir kızla birlikte olmalıyım? Niye? Kova burcu olmasın. Çünkü en akıllı burç. Ben de bir kovayım. Canım halt etmişsin sen onu. En sağlam burç kadınlarda koç burcudur. Kalsın mı gitsin mi? Kalsın. Kalsın! Ve işte böylelikle bu hanımefendi arkaya doğru gitti. Yalnız sıralamada bir yanlışlık olmasın. Bir numarayı hemen, iki numaranın yerine geçiyor. Yer değiştiriyorsunuz kızlar. Ve şimdi Timur. Arkaya doğru dönüyorum, bakıyorum hiçbir hanımefendi yeremedin. Ve arkada şu anda 7 hanımefendi var. Hız ayağa kalktılar. Niçin? Çünkü onlara ortak bir soru soracaksın. Ve bu ortak sorunun ardından teker teker cevap verecekler. Ter atacaklar ve aralarından sadece birisini seçeceksin büyük final için. Hazır mısın? Hazırım. Kızlar da hazır. İşte ortak mesela sorunuz geliyor Timur'dan. Benim için hangi müzik aleti olmak istersin? Bana yeni kimliğinle bir ses ver. Kanun olmak isterdim sanıyorum. Üstündeki tel sayısı fazla ve daha yaratıcı olabilirsin. Bu arada vereceğim ses tonu do. İki numara. Bir müzik aleti olmak istersin herhalde. Olmak isterdim. Ney? 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 Anlayamadım. Acıklı çalıyor. Daha duygusal olduğu için. Acıklı çalıyor, duygusal. Pekala. 3 numara. Mızıka olmasını isterdim. Yanımda taşıyabilir. Kolaylıkla. Hoş olmalı. Ben bir keman olmak isterdim. Romantik anlarda sanırım daha zevkli olur. Güzel, güzel. 5 numara. Sen daha çok beklersin. Ben Burak için geldim. Şu andaki gerçek 5 numara. Flüt olmak isterdim. Avaz avaz bağırırdım sinirlendiğim zaman. Ve 6 numara. Gitar olmak isterdim. Çünkü en romantik parçalar hep gitardan çıkıyor. İşte böylelikle Desmond Morris'in vücut dilini bir ufak dilim daha kazandırıldı. Son hanımefendi gitar olmak istiyormuş. Gitar böyle ifade ediyor. Peki pekala, işte hızla dinledik hanımefendilerim. Bakalım hangisi kalacak? Hangileri mutsuz çoğunluğa karışacak? Kaç numara kalıyor Timur? Bir numara. Bir numara kalıyor. Bir numara. Ve böylelikle bir numara da arkadaki yerine hızla alıyor. Timur'un işte sorum, işte sorum diye diye sorusunu sordu. Ve ardından arkayı yollayarak üçlüyü oluşturdu. Çöpçatan geçti. Şimdi sıra tabii ki büyük finalde. İşte Çöpçatan geçti. Timur'la birlikte büyük finaldeyiz. Mega final, ultra final, grande final. Nasıl hissediyorsun Timur? Çok iyi. Çok iyi. Buradan ısırıyor ki böyle mi konuşacaksın? Arda arda kaldıracaksın panolarını. Bu kızlardan biri sana kavuşacak ama diğerleri gidecek. Bakalım ki. İşte arkada 3 hanımefendi hazırlar. Boy sırasına göre dizilmişler maşallah. Hızla onları rumuzlarından tanıtıyor Sinem, dinliyoruz. Bunların üçü de birbirinden güzel bence.
Evet, bir numarada bir erkeği nasıl etkileyeceğini söyledi arkadaşımız. Gözleriyle etkilermiş. Gözlerimle etkilerim. İki numaradaki yarışmacımız eğer bir burç olsaymış ne olurmuş? Kova burcu olurmuş. Kova gibi kovayım ha? Hadi bakalım. Üç numarada eğer bir enstrüman olsaydın sorusuna cevabı kanun olmak isterdim oldu. Kanunun olayı. Canım sen. İşte böylelikle üç hanımefendiyi tanımış olduk rumuzlarından. Timur panolarına sahip çık. Hanımlar hazır mıyız? Evet. Evet, nihayet bir hanımefendiden ses çıktı pekala. Hızla başlıyoruz işte ilk soru. Sizce en çok hangi enstrümanı çalmayı istemiş ama bir türlü çalmayı öğrenememiş Timur? Saksafon mu, keman mı? Keman. Saksafon. Keman. Keman. Devam ediyoruz. Timur'un babası son derece sportif bir beyefendi. Şu anda 60'ını devirmiş olmasına rağmen hala yarışlara katılıyor. En son hangi yarışta kafasını kırmış olabilir? Bisiklet yarışı mı, at yarışı mı? At yarışı, at. Bisiklet. At yarışı. At yarışı. At yarışı. Gördüğünüz gibi Timur'un saçları biraz İzmit pişmaniyesi kıvamında. Dolayısıyla zor şekle giriyor. Ne kullanıyor acaba? Brillantin mi, jöle mi? Jöle. Brillantin. Jöle. Brillantin. Brillantin. Lütfen arkadaki hanımefendi, anlıyorum zor sizin için ama lütfen provoke etmeyiniz. Evet, size söylüyorum. Evet, sizi birazcık deniz topu elinde alalım efendim. Şöyle alalım. Devam ediyoruz diğer soruyla. Boş zamanlarını neyle geçirir? Bulmaca oynayarak mı? Bulmaca çözerek mi? Satranç oynayarak mı? Bulmaca. Bulmaca. Satranç. Bulmaca. Bulmaca. Oh. Gurbetçilerin yarattığı Türkçe rap akımından çok etkileniyor. En çok kimi dinliyor? RCA mi? Karakan mı? Karakan. 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 Hanımefendi, istirham ediyorum lütfen. Lütfen. Tabii öyle öyle iyisiniz iyisiniz pekala. Son duruma şöyle bir bakıyorum. Şu anda 1 ve 2 numaranın 1, 3 numaranın 3 kare var daire içine girmesini. 3 numaralı hanımefendi üzülmeyiniz. Nicole Kidman saçlarınıza yazık olmaz belki de. Şimdiki soruyla her şey değişebilir. Lami mi? Dore mi? Dore mi? Doremi. Doremi. İkiniz birden giriyorsunuz. Evet, nasıl giriyorsunuz? Kızlar çekinmeyin, girin, kazandınız. Kızlar kazandınız, farkında bile değilsiniz. Hemen panolarını alıyorum, Timur'un bir arkaya doğru fırlatıyorum. Ve şu anda bir eşitlik söz konusu. Timur arkanda iki hanımefendi var. Bir ve iki daire içine girdiler. İkisinden sadece biri kalacak ve diğeri sonsuzluğa karışacak. İyi ama siz, size Timur'a ilişkin bir soru soracağım. Bu soruya doğru cevabı veren ya da doğruya en yakın cevap veren burada kalıyor. Diğeri gidiyor. Hazır mıyız kızlar? Evet. Hazırsınız. Timur'un inanılmaz genişlikte bir Türkçe rap CD koleksiyonu var. Sizce tahminen kaç adet rap CD'si olabilir? Bir numara. 50. 50 diyorsun. 2 numara. 75. 75 ile 2 kalıyor. 1 numara gidiyor. Hemen arkanı dönüyorsun. Bu arada 3 numara da arkaya doğru gidiyor. Hızla kaldırıyorum Timur'u. Timur'u geliyoruz ve sırt sırta yaslıyoruz. Orada durum nasıl Sinem? Sinem orada... Sakın arkanı dönme. Ben çocukları azdırmaya gideceğim. Biraz bekler misin? Tabii çok vaktimiz var. Tamam gidiyorum ki. Bekle. Arkasını dönmesin onlar. Dikkat et. Aman da aman. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Böylelikle nihayet Timur 2 numaralı finaliste uzun etaplar sonrası kavuştu. Diğer yandan Buket de ideal erkeğe kavuştu. Birbirleri için ideal mi değil mi bu çiftler önümüzdeki günler gösterecek. Sinem? Bence inanılmaz bir gün yaşayacaklar, bana öyle geliyor. Sinem öyle diyorsa öyledir. Kendinize iyi bakın, şartiyerlerinize sahip çıkın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Çöpçatan Genç'te yarı finale kalan iki şanslı yarışmacı, finalist ve seçiciler Blux'ın hazırladığı kıyafetlerden oluşan hediye paketi kazandılar. Blux! Çöpçatan Genç'e hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi öncelikle erkekler ve sonra da kızlar. Gelip bu taburiye oturacak olan seçiciye ulaşabilmek için uğraşacaklar, didinecekler. Ve onlar didinirken biz de Sinem'le iyi didinmelerine yardımcı olacağız Sinem. Baylar hazır mısınız? Evet. Tabii her zaman olduğu gibi Bay X yani süper çöp çatan bende bugün yardımcı olacak bizlere. Herhangi bir komplikasyon olursa, tren rayları düşerse, gökdelenler devrilirse o kurtaracak bizi. Ve şimdi gösterindeki stickerlarda öncelikle yarışacak olan beylerin ne var ne yok bunları bir bir anlatıyor Sinem. Evet, yarışmacılarımızın göğsündeki stickerlarda ne var? Daha önce sormuş olduğumuz soruların cevabı var. Aynı soruyu seçicimize de sorduk. Onun verdiği cevaplar da burada verilen cevaplar tutarsa yarışmacılarımız burada kalacaklar. Diğerleri bay bay. Bay bay diğerlerine maalesef yarışamayacaklar. Ve inanılmaz güzellikteki seçiciniz geliyor. İşte Nidan geliyor. Hızla alıp yerine oturuyoruz. İşte seçici hanımefendimizi. Ve ilk etapta maskeni çıkartın, fırlatın onu ve arkaya sıcak bir merhaba yolluyoruz. Merhaba. Merhaba. Hemen sana soru kartını teslim ediyorum ve kendini bize kısaca tanıtıyorsun. Adım Nidem, okuyorum. Bu kadar. Adın Vildan. Nidem. Nidem. Evet. Şunu bize bir kodlasana ama yani il isimleri. Ne? Hayır, Hayır il isimleri. Nazilli'nin nesi? Nazilli ile olmadı canım, kabul edemiyoruz. Başka bir tane. Nidin. Çok güzel. Nidin nesi? İzmir'in ilsi. Hoş. Lüleburgaz'ın nesi? Maalesef. O da il olmadı. Hayır. Neyse Nidan, tamam okey, sakin ol. Şimdi elimdeki anahtarı görüyorsun Nidan. Birazdan kutular hızla açılacak. Bilmiyorum ama benim sesim de kutularla birlikte açılırsa mutlu bir insan olurum. Çünkü bana seçiciler voodoo büyüsü yaptılar. Ve işte şu anda bu haldeyim. Kutular açıldıktan sonra erkekleri hızla eleyeceğiz. Onlar geçip girecekler ve bu geçip giren erkeklerden birisine ikinci bir şans vermek istersen bu anahtarı ona veriyorsun. Ve işe alıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. İşte kategoriler. Hobi, boy, saç, kilo, aşk, yemek hangisi? Hobi. Hobi. Bakalım ne tür bir hobi var. İşte iki ayrı hobi. Aslında bunların nesi hobi? Yazarımız niye hala ölmedi? İş mi tatil mi? Hangisi kalsın hangisi? Tatiller kalsın, işler gitsin. İşler hızla gidiyorlar. Bay bay çocuklar. İş diyen beyler biraz daha hızlı. İş meraklıları hadi. Hızla gidiyorsunuz. İşte böylelikle iş diyenler hızla arkaya doğru gittiler, elendiler. Ama hala elememiz gereken çok erkek var Nidan.
Aşk. Hemen dönüyoruz. Aşk. Aşk. Hemen bakıyoruz. Kilogramla aşk var mı? Gram gram, gıdım gıdım aşk var mı? Hangisi kalsın? Gramlar gitsin, kilogramlar kalsın. Gramlar gidiyor, kilogramlar kalıyor. Gramlar hızla gidiyorsunuz beyler. Biraz daha süratli lütfen. Hız arkaya doğru gidiyorlar ve işte böylelikle sanırım artık yeterli azınlığa kavuştuk. Dönüyorum Sinem'e. Sinem kaç kişi var arkada? 6 yakışıklı bay var. 6 kişi var arkada. Bir tanesi anahtarlı bey olmak üzere. Ama bizim ihtiyacımız olan kaç kişi? 1 kişi. Hayır, 3 kişi final için. Bravo. Ve şimdi 3'e indirgeyebilmek için bu insanları, bu erkekleri de eleyeceğiz ama öncelikle isim ve mesajlarından Sinem bize bir bir tanıtıyorsun bu 6 beyefendiyi. Evet, 1 numara. Merhaba canım, ben Gürkan. Çıkışta seni bekliyorum. Alkışlıyoruz. 2 numara. Ben Ergün. Bu akşam seninle yemeğe gitmek istiyorum. Bravo. 3 numara. Ben Coşkun. Ergün'le değil benimle gidiyorsun yemeğe. Dur. 4 numara. Ben Serhat, senin için buradayım ana. 5 numara. Ben Kemal, senin için çıldırıyorum. Ve 6 numara. Ben Erra, bir Chevrolet motoru gibi senin için yanıyorum. İşte 6 beyefendiyle dinledik. Bakalım Bay X'in söylemek istediği bir şey var mı? Kripton'da bir yemek yemek ister misin? Kripton'da. Görüyorsun Kripton'dan misafirimiz Çöpçe Tamben de burada. Ama hiç yani erkekleri söylüyorum, özellikle imrenmeyin. Süpermen olmak iyi bir şey değil. Çünkü çok fazla pişik ilacı masrafı oluyor. Hemen dönüyorum. Milan kaç numarayla başlıyoruz? 2. 2 numara. 2 numara. 2 numara öne doğru geldi. İşte 2 numaranın sorusu. Çok güçlü olduğunu zannediyorum. Peki bu gücünü neye borçlusun? Sevgiye. Sevgi bana doping yapıyor diyor beyefendi. Kalsın mı gitsin? Kalsın. Kalsın, buyurun. Şimdi kaç numara? 3. 3 numara. 3 numara ayağa kalktı, öne doğru geliyor. 1 numaralı beyefendi, kalbin üstüne geçiyorsunuz çünkü finalistsiniz. Hemen 2 numaranın sorusu. Hoşlandığın kızla tanışmak için ne tür mazeret uydurursun? Ondan çok hoşlandığımı, beni tanıdığında mutlaka onun da benden hoşlanacağını söylerim ona. Dürüst. Hey, başarılıydı. Kalsın mı gitsin mi? Kalsın. 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 Hız arkaya gidiyorsunuz. Ve bilen şu ana kadar hiçbir beyefendiye elemedin, kalplerini kırmadın, onları fazla süründürmeyin. Arkada şu anda kalan beyler hemen ayağa kalkıyorlar ve 4 beyefendi hazırlar. Zira onlara ortak soruyu, ortak final sorusunu soracaksın. Gördüğüm kadarıyla Süpermen'le ilgili bir soru hazırlamışsın. Hemen o soruyu soruyorsun. Süpermen olsaydın neyi durdururdun? 1 numara. Süpermen olsaydım ilk önce sana yani elde etmek isteyen insanları durdururdum. 2 numara. Tecavüzcü Coşkun'u durdururdum. 3 numara. Süpermen olsaydın neyi durdururdun? Bir şey durduramazdım. Süpermen olacaksın, hiçbir şey durduramayacaksın yani. Peki. Ve 4 numara. Yüreğindeki aşkı durdurdum. Beyefendi, aşkınızla zorunuz ne? Bunun için Süpermen olmanıza gerek yok. Biraz zorlanıyoruz tabii, ne yapalım? Zorlanıyoruz. İşte 4 beyefendiydi, dinledin. Bakalım 1 mi 2 mi 3 mü 4 mi, hangisi kalıyor? 4 kalıyor. 4 numara. Hız arkadaki yerini alıyor ve işte böylelikle 3 adet finalistimiz hazır. Süpermen olsaydım aşkı durdururdum dedi. Oysa aşkı durdurmak için Süpermen olmaya gerek yok. Aşk korkağı olmayın. Sırada büyük final. Ben
Ve işte geldik Çöpçatan Gençliğe Milan'la büyük finale. Milan nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Ne tür bir beyefendinin çıkmasını isterdin? Şöyle nasıl olmalı? Bir tarif etsene çok kısa. Fark etmez. Nasıl fark etmez canım? Fark etmez. Eski yani olsun. İyi olsun, eli ekmek tutsun, kumarı içkisi olmasın yeter. Evet diyorsun, pekala. İşte arkada üç beyefendi hazırlar. Onların rumuzlarından bir bir tanıtıyor bize Sinan. Evet, bir numarada seçicimiz senin çok güçlü olduğunu farz etti ve bu gücün neye borçlusun dedi. Ve sen de Sevgi'ye demiştin. Bay Doping al. İki numara sesini yeterince belli etti. Oradan seçicimiz gayet iyi hatırlayacak kendisini. Bas bariton. Ve üç numarada Süpermen olsaydı neyi durdururdu sorusuna aşkı durdururdum dedi. Love Man! İşte böylelikle hızla tanıdık üç beyefendiyi de. Bakalım bu üç beyefendiden hangisi büyük finalde ulaşmayı başaracaklar Milan'a? Hazır mıyız çocuklar? Hazırız. Hazırız. Şu sesim açık olsaydı o zaman gösterirdim sana etkileyici ses nasıl oluyor. Pekala, işte ilk soruyla başlıyoruz. Sizce bir image maker olsaydı, insanların imajlarını yenileyen bir mesleği olsaydı Milan'ın, kimin imajını yenilemek isterdi? Sezen Aksu mu, Nilüfer? Sezen Aksu. Nilüfer. Sezen. En sevdiği şey hangisi? Erkek arkadaşıyla birlikte arabayla sürat yapmak mı? Yoksa motosikletle sürat yapmak mı? Motosikletle sürat yapmak. Arabayla. Hani böyle işte bir takım klaplar var, barlar var. Orada böyle şeklinde garip danslar yapan çocuklar var. İsmi lazım değil klapların. Bu klaplarda en çok kimler sinirini bozuyor? Cool çocuklar mı? Tikiler. Tikiler. Cool. Tikiler. Cool. Sizce özellikle de voleybol ya da basketbol oynarken en başarılı olduğu konu nedir? Dribbling mi, smash mı? Smash. Dribbling. Smash. Çocukluğundan beri Milda'nın nefret ettiği masal kahramanı hangisi? Keloğlan mı? Binbir Gecedeki Şehrazat mı? Keloğlan. Binbir Gecede Şehrazat. Keloğlan. Binbir Gece. Tebrikler. Sizce bir insan aşağıdakilerinden hangisiyle övünmemeli? Övünmemeli. Gol kralı olmakla mı, satranç şampiyonu olmakla mı? Satranç şampiyonu olmak. Satranç. Gol kralı. Yahu satranç şampiyonu olmakla övünülür. Hoş bir şeydir çünkü beyinle ilgilidir. Övünülür. Övünülmez neden? Neden? İnsan zekasıyla övünmemeli. Zaten onunla diğer arkadaşlar övünecek. Beyefendi, sonuç itibariyle vücut zekası değil, önemli olan her şeyden önce beyin zekasıdır. Beyninizi kullanarak yaptığınız işlerle övünürsünüz. Gol krallığı. Bakınız bana şu televolelerden, binlerden kaç tane futbolcu gösterebilirsiniz ki? En azından Kasparov kadar zeki olsun. Çok konuşuyor. Kafası bunu aldı. Hemen devam ediyoruz. Bakalım şimdiki soruyla ne değişecek? Acaba yükselen burcu neydi son erkek arkadaşının? Yay mı, akrep mi? Akrep. Yay. Akrep. Yay. Şöyle bir duruma bakıyoruz. Bir numaranın üç, iki numaranın bir, üç numaranın yıllar var daha daire içine girmesine. İyi diyorsun böyleyse. İyi, idare eder. İdare eder. Şener Şen Hayat filmi alınsa gençliğini oynayabilirsin biliyorsun değil mi? Pekala, işte şimdiki soru. Acaba çocukluğundan beri vazgeçemediği abur cubur nedir? Choco Prens mi, Tadelle mi? Choco Prens. Choco Prens.
Hemen panolarını alıyorum, fırlatıyorum geriye doğru. Hız ayağa kalkıyorsun Milan. Artık bol bol birbirinizle çift kale maç yapar, gol atarsınız. Çünkü beyefendinin satrançla pek ilgisi yok. Kız tarafı. Efendim? Görmemiştim, bir bakayım dedim şöyle. Hoş. Yakışıklı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hızla yerlerine doğru gidiyorlar. Bas baritonla Milan ve bakalım onlar oturduklarında satrançtan mı konuşacaklar? Gol krallarından mı, Tanju'nun başına gelenlerden mi? Her neyse, en azından şu anda bariz olan şu ki şahmat olmadı Milan, gayet iyi bir finaliste kavuştu. Şimdi çoktan kızların yanına gitti Sinem. Sinem onlara çöp çatan benle birlikte moral vermekle meşgul. Bakalım bu hanımefendilerin ulaşmaya çabalayacakları erkek ne menen bir şey, ben de onu almaya gidiyorum. Kızlar, erkeğinizi karşılamaya hazır mısınız? Onu bu hayattan. Ve işte yakışıklı seçiciniz geliyor. İşte devrim geliyor. Hızla devrimi kaptırmadan kızları oturtuyoruz taburesine. Ve devrim maskeni çıkartıp fırlatıp atıyorsun. Ona ihtiyacımız yok artık. İşte böyle. Ve arkaya hemen sağlam ve sıcak bir merhaba yolluyorsun. Arkaya bir merhaba yolluyorsun devrim. Merhaba. Hemen soru kartını veriyorum sana ve devrim kendisini bize kısaca tanıtıyor, dinliyoruz. Adım Devrim. Okuyorum şu an. Başka söyleyecek bu kadar, pekala. Devrim, arkamdaki panoyu görüyorsun. 6 ayrı kategoride sorular var. Birazdan kutular açılacak. Ve kızlar hızla eğlenmeye başlayacaklar önünden geçmek suretiyle. Önünden geçen kızlardan birisine ikinci bir şans vermek istersen ve onu tekrar eski yerine yollayıp mutlu etmek istersen ona bu anahtarı veriyorsun. Bir işare ediyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Şöyle biraz dik otur ya, yüzünü görelim. Biraz daha dik otur. Elips olma 81-10 gibi. Bakıyoruz işte kategoriler: yaş, boy, saç, kilo, müzik, yemek. Hangisiyle başlayalım? Yaş. Yaş. Bu yaşa da nedense seçiciler pek bir takıntılı. Bakıyoruz. İşte Prodigy mi, Metallica mı, hangisi kalsın, hangisi gitsin? Prodigy kalsın. Prodigy kalıyor, Metallica giriyor. Biraz daha hızlı. Anahtar alan hanımefendi eski yerine doğru gidiyor. Hemen dönüyoruz, bakıyoruz. Sinem, kaç kişi var şu anda anahtarla? 6 yarışmacımız var sanıyorum. Tekrar kutu açmaya gerek yok. 7 hanımefendi var arkada, 6 değil. Anahtarlı geldi değil mi? Evet. Ben onu hep unutuyorum. Hep unutuyorsun canım. İşte 7 hanımefendi arkada hazırlar. Şimdi bu 7 hanımefendiyi ses ve mesajlarından bir bir tanıyoruz Sinem. 1 numara. Ben Ceren, seni almaya geldim. Bravo. 2 numara. Merhaba, ben Aysun. Sakın kaçırma bu fırsatı. Dilini yutuyordu vallahi. 3 numara. Ben Dilek. Bu kadar, başka bir şey kadar. 4 numara. Ben Ganimet. Fazla bekletme. 5 numara. Ben Seçil. Seni her yönden mutlu edeceğime emin ol. 6 numara. Ben Burcu, sana aşık oldum. Ve 7 numara. Selam, ben Esra. Duyduğuma göre yanında boş yer varmış. Hemen o boşluğu doldurmaya gelin. İşte böylelikle 7 yarışmacıyı da, 7 hanımefendiyi de ses ve mesajlarından tanıdık. Hemen sonra dönüyorum sana devrim. Önce hangisi gelsin? Kaç numara? 5 numara.
5 numara ayağa kalkıyor. Gelinlik misali gömleğiyle öne doğru geldikten sonra 2-2-2 diye güldükten sonra işte sorusu geliyor, evet. Seni kıyafet balosuna çağırsaydın kendine hangi kıyafeti seçerdin? Tam sana göre bir soru bu. Kıyafet seçmeme hiç gerek yok çünkü bana bütün kıyafetler yakışıyor sanıyorum. Kendimize çok güveniyoruz. Vay vay vay, bu ne kendine güven hanımefendi. Kalsın mı gitsin mi? Kalsın. Kalsın tabii ki. Kalsın, bravo. Hız arkaya doğru gidiyor. Böylelikle gelinlik gömlekli kızın ardından şimdi kaç numarayı seçiyoruz? Kaç numaralı üç. Hanımefendi gelsin? Üç numara. Üç numara. Üç numara geliyor. İşte hazır. Bakalım devrim ne tür bir soru hazırlamış üç numaraya. İdeal bir erkek sevgilisine ilk olarak ne vermeli? İlk önce bence dürüstlük önemli. Bence sevgisine dürüstlük versin. Dürüstlük. Dürüstlüğüyle güven telkin etmeli diyor hanımefendi. Gayet de haklı. Kalsın mı gitsin mi? Kalsın. Kalsın. Böylelikle çöp çatan ben uçarak bu hanımefendiyi de gerekli olan yere kondurduktan hemen sonra arkaya bakıyoruz. Şu anda 5 adet genç, hoş kız bekliyorlar. Ayağa kalktılar. Neden? Çünkü onlara ortak bir soru soracaksın. Final sorusu. Ortak sorunun ardından maalesef biri kalacak. Dördü ağlayarak babalarının evlerine dönecekler. İşte hanımlar, ortak sorunuz geliyor. Final sorusu. Tarot falına baksaydınız bana ne söylerdiniz? Tarot falına baksaydınız. Sağına soluna mı bakacağız? Ne yapacak anlamadım ben. Sinem, tabii bu herhalde siz kadınlarda var. Anlamadım tatlım ben seni. Varsayalım bir tarot falı bakıyorsun devrim. Tarot falına baksaydın devrimin neler çıkardı ona? Hadi şöyle bir senaryo yazalım. Tut git kartları açmışsın. Neler var? Hepin için geçerli bu tarot. Evet. İlk önce geleceğinde ben varım. Bravo. İki numara. Tarot falına bakıyormuş ya, ne çıkarmış? Geleceğimdeki erkeğin onun olması. Ne olması? Geleceğimdeki erkeğin onun olması. Çıkacak. Onun olması çıkacak. Bravo. Üç numara. Geleceğin çok parlak ama beni seçersen. Vay vay. Dört numara. Burak Bey. Yardımcı olur musunuz? Soruyu anlayamamış arkadaş. Öyle mi? Tabii hanımefendi, benim başka işim gücüm değil ki. Tabii, siz çok bakınız seviyorsun. Efendim. Tarot falı biliyor musunuz, tarot kartları? Evet. Şimdi kalkıyorsunuz devrimle karşılıklı oturmuşsunuz böyle hımını 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 tembel tembel. Ona bir tarot falı bakıyorsunuz, kartları açıp tarotu açtınız. Devrime nasıl bir fal çıktı onu anlatıyorsunuz. Bilemeyeceksiniz. Hiç problem değil. Hemen diğer hanımefendiye geçiyoruz. Ve 5 numara. Ben bir tane kalp görüyorum. İçinde sadece sen ve ben varız. Aşıklar kartı çıkmış olsa gerek. Kaç numara kalıyor? Hangileri gidiyor? 2 numara kalsın. Kaç? 2. 2 numara. 2 numara. Hız arkaya doğru gidiyor. Ve işte böylelikle son tarot sorusunun ardından da üçümüz belli oldu. Bakalım bu üç hanımefendiden hangisi adım adım yaklaşacak ve sonrasında devrime kavuşarak kendi çapında bir ihtilal yapacak. Sırada büyük final. Büyük final. İşte geldik çöp çatan gençte diğer büyük finale, aynı zamanda programın da sonuna doğru adım adım yaklaşıyoruz. Devrim ne dersin? Sence hayatında bir devrim yaratacak nitelikte bir kız çıkacak mı karşına? Göreceğiz. Göreceğiz. Herkes bunu söylüyor. Doğru tabii. Göreceksiniz işte. Üç hanımefendi hazır. Ve bu üç hanımefendiyi rumuzlarından bir bir tanıtıyor bize. Bugünün gözde sarışını Sainam. Evet, bir numara.
Seçicimiz dedi ki kıyafet bolosuna gitsen nasıl bir kıyafet giyerdin dedi bir numaraya. O da seçmekte hiç zorlanmazdım çünkü bana bütün kıyafetler yakışır dedi. Kendini beğenmiş. İki numaraya ideal bir erkek sana nasıl gelmeli diye soruldu. O da dedi ki dürüst olmalı, öyle gelmeli dedi. Dürüst ol, öyle gel. Üç numaralı finalistimiz tarot falına bakıldı ve pal da seçicimizin kaderi çıktı. Kaderimsin. İşte böylelikle üç hanımefendiyle rumuzlarından tanıdık devrim. Ve şimdi onlar sana adım adım yaklaşacaklar. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın, panolarına sıkı sarıl. Bayanlar siz hazır mısınız? Evet. Pekala işte ilk soruyla vakit kaybetmeden başlıyoruz. Sizce en sevdiği oyun hangisi? Dama mı, satranç mı? Satranç. 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 Dama. 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 Satranç biraz ağır geliyor Devrim Bey'e. Devam ediyoruz. Peki kokusuna katlanamadı. Her kokladığında kendisine kötü şeyler hatırlatan esans nedir? Kolonya mı, gül suyu mu? Gül suyu. Gül suyu. Gül suyu. Kolonya. Kolonya. Ya iki numara. Hay Allah. Böyle kaldı. Aman aman. Pekala. Onu en çok güldüren Amerikalı komedyen, aktör kimdir? Eddie Murphy mi, Jim Carrey mi? Eddie Murphy. Eddie Murphy. Jim Carrey. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Seyrettiniz mi Çatlak Profesörü? Evet, mini şekerli. Devam ediyoruz. Kışları genelde ne giyer? Yün kazak mı, orlon kazak mı? Yün kazak. Yün kazak. Orlon kazak. Yün kazak. Yün kazak. Hanımefendi hafifleyiniz biraz da geliniz artık 3 numara. Yani acıyı birazdan bilemesiniz de sizi alacağım neredeyse. Sizce kimyager olan arkadaşının başına gelen kaza hangi sebepten geldi? Nitrik asit mi, sülfürik asit mi? Nitrik. Nitrik. Sülfürik. Nitrik asit. Nitrik asit 2 numara. 1 ve 3 numara. Daha yüksek sesle konuşmazsanız sizi yemin ediyorum saçınızı yolarım ve bu daire içine girmeyi hak kazansanız bile sokmam. Tamam, daha yüksek ses. Devam ediyoruz. Onu en çok etkileyen göz rengi kadınlarda hangisi? Zümrüt yeşili mi, okyanus mavisi mi? Zümrüt yeşili. Okyanus mavisi. Okyanus mavisi. Zümrüt, zümrüt yeşili. Hoş geldin. Şu kız ağlayacak şimdi. Çöp çatan ben. Hanımefendi ağlayabilir, onun yanında olun. Teskin ediniz lütfen. Bir adım bile ilerleyemedik. Teşekkürler. Sizce son kız arkadaşından ayrılmasının sebebi neydi? Çok mu kendini beğenmiş olması, çok mu abartılı olması? Kendini beğenmiş olması. Ah, kendini beğenmiş olması. Kendini beğenmiş olması. Aşk, abartılı olması. Sizce Devrim duş almayı mı tercih ediyor? Küvete girip, küveti doldurarak yıkanmayın. Duş almak. Küveti doldurmak. Duş almak. Küveti doldurmak, küvete atlamak. Yani şurada da bilemedin ya, sana artık söyleyecek hiçbir şeyim yok, sana hiç acımıyorum. Devam ediyoruz. En sevdiği şey sizce nedir? Kışın yapmaktan en çok hoşlandığı şey. Kar topu oynamak mı? Yağmurda yürüyüp walkman dinlemek mi? Yağmurda yürümek. Yağmurda yürümek. Yağmurdayım. Kar topu oynamak. Boş zamanlarını pazar sabahı kahvaltı eder etmez nasıl geçirir? Futbol maçları ile ilgili haberleri dinleyerek mi radyodan yoksa kare bulmaca çözerek? Bulmaca çözerek. Bulmaca çözerek. Bulmaca çözerek. Kare bulmaca çözerek. 3 numara geldiniz ama çok geç oldu. Alıyorum panolarını devrim, fırlatıyorum arkaya. Hemen Sinem sırtını çeviriyor, dürüst ol, öyle gel Rumuzlu hanımefendinin. Devrimi getiriyoruz. İşte sır sırtasınız. Çöp çatan ben. Kendine iyi bak. Ve lütfen bir an önce şu gökyüzünde bir dolaşıp geriye doğru bir sayış. Yani 5, 4, 3,
2, 1, 0. O da benim gibi gözü kara bir serseri. İşte uzun ve zahmetli sorulardan, etaplardan sonra nihayet dürüst ol, öyle gel Rumuz hanımefendiye devrim kavuştu. Onun ayağısında bir devrim seni taşır mı taşımaz mı şimdilik bilebilmek ne mümkün. Diğer yandan İşemil'den da etkileyici sesli beyefendisine kavuştu. Bakalım önümüzdeki günler onlara ne getirecek, bir an önce satranç öğren. Kendinize iyi bakın, aşklarınıza sahip çıkın Sinem. Umarım gerçekten dürüst bir ilişki yaşarlar. Bay bay. Çöpçatan Genç'te yarı finale kalan iki şanslı yarışmacı, finalist ve seçiciler Blux'ın hazırladığı kıyafetlerden oluşan hediye paketi kazandılar. Blux! İşte her zaman olduğu gibi öncelikle erkekler ve pardon abi. Aşk. Pardon. Beyler biraz yavaş olabilir miyiz lütfen? Aa, bütün dikkatim oraya dağılıyor ya. Ve işte geldik Çöpçatan Genç'te Milan'la büyük finale. Devrim duş almayı mı tercih ediyor, küvete girip küveti doldurarak yıkanmayı mı? Duş almayı. Küveti doldurmayı. Küveti atlıyor, evet doğru, iki numara, bir adım öne geliyorsun. En sevdiği şey nedir? Kışın yapmaktan hoşlandığı şey, kar topu oynamak mı, yağmurda yürümek mi? Yağmurda yürümek. Verdi abi. Vermedin mi? Ben unuttum. Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben rahatım yerimde. Yani hanımefendi çok özür dilerim hakikaten. Ne yapsam boş gerçekten. Yani ben rahatım. Kartonun...